Bir Anı Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 61. Bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı Süleyman Paşa cephede cephe komutanı Yıldız Sarayı'nda harp divanı kurulmuş padişahın başkanlığında nasıl milli güvenlik kurulu başkanlığında Cumhurbaşkanı bulunuyor ise o zaman da böyle ve harbi yönetmeye çalışıyorlar. Diyeceksiniz ki Harbiye Nezareti ne yapıyor? Harbiye Nezareti de var. Var ama onlardan zaman zaman padişahın müracaatları halinde aldıkları bilgilerin hepsi ıslaha muhtaç bilgilerdi. Padişah bu konuda çaresiz kaldı ve bütün gücünü saraydaki harp divanının yönetilmesine verdi. Ki bu divan iyi yönetilirse cephedeki ordularda iyi yönetilecek. Ve Süleyman Paşa'nın azline harp divanı karar verdi. Süleyman Paşa'nın Balkan orduları baş kumandanlığı Gazi Osman Paşa'ya tevcih edilecekti. Plevne kahramanına. Ben müdahale ettim divana önce durumun Gazi Osman Paşa'ya bildirilmesini, Osman Paşa'nın mütalası alınıp öyle karara varılmasını istedim. E bu bir askeri tecrübe. E askerlikten gelmeme Abdülhamid Han hayır. İşte aman Gazi Osman Paşa'nın mütalası alınsın diyor. Öyle karar verin diyor. Tahmin ettiğim gibi Gazi Osman Paşa bulunduğu yerden ayrılmasının çok mahzurlu olacağını anlatıp bu vazifenin Süleyman Paşa'ya verilmesinin doğru olacağını mütalaa olarak bildirdi. Evet, Süleyman Paşa göründe kalacak. Cephede düşmanla dövüşüp zaferler kazanan Osman Paşa gibi bir askerin mütalası çok mühimdi benim için. Süleyman Paşa'nın son telgrafından da anlaşılacağı gibi kendi düşüncelerine daima dünyanın nizamı olduğuna inandığını bildiğim halde başkomandanlığa getirilmesini Harp Divanı'na teklif ettim. Harp Divanı benim isteğimi hoş karşılamadı. Kendi emrindeki divan aman efendim ne yapıyorsunuz falan diyerek hoş karşılamadı. Fakat bununla beraber Süleyman Paşa Balkan ordularıyla Tuna ordularında başkumanları tayin olundu. Şimdi insaf ile düşünülsün. Ben Mithat Paşa'nın arkadaşlarına ki Süleyman Paşa Mithat Paşa'nın arkadaşlarıydı. Abdül Aziz Han, Abdül Aziz Han emmimin yani amcamın tahttan düşürülmesine karışmış insanlara düşman olsaydım Süleyman Paşa'yı harp divanına mı verir yoksa Balkan ve Tuna ordularının başkomandanımı yapardım. Bir düşünün bakalım diyor. Başka bir hükümdar olsaydı astırırdı efendim. İdam ettirirdi. Kurşuna dizdirirdi. Acaba benim yerimde hangi padişah olsaydı kendisine böyle küstahça bu harp ı de küstahça davranıyor. Yani Abdülaziz hata tahta indirdi. Suçlu orada. Böyle küstahça ve hatta hakaret dolu Telgraf çeken paşasını kim bağışlardı? Evet, kim bağışlardı? Ben mi kin gidiyorum yoksa kendisini tenkit eden paşaları cephede dövüşen askerin gözü önünde iki tane paşayı daha önceki bölümlerde bu notları sizlerle paylaşmıştık tutuklayıp kurşuna dizilsin diye İstanbul'a gönderen Süleyman Paşa mı kin gidiyor? Buyurun şimdi. Tarihe not düşelim diyor Sami Tanrı. Ruzi Mahşer'de bunu bana sormayacaklar. Ben tırnağının ucu kadar memlekete faydası dokunacak kimselerin boyunca günahlarını gözümü kırpmadan suçlarını yani buradaki günah o demektir. Yoksa günahları allah Teala bağışlar. Gözümü kırpmadan bağışlamışımdır. Çünkü benim bulunduğum yer yani saltanat makamı şahsi kayguların çok üstüne çıkılması gerekli olan bir makamdır. Yeryüzünde bunu bana soran olmasa bile Ruzi mahşerde her yaptığımın hesabının sorulacağını bilir ve iman ederim. Padişah olarak elbette benim de kusurum olmuştur. Fakat hangi kusurum olmuş olursa olsun, kin gütmek, devlet işleriyle duygularımı karıştırmak gibi bir kusurum elhamdülillah olmamıştır. Şimdi Abdülhamit Han belki de ömrünün son günlerine yaklaştığını biliyordu. Çünkü bunları yazdığında artık 10 ay falan kalmıştı vefatına. Ha vefatı ani oldu o ayrı ama allah Teala belki kalbine bildirmişti. Belki kendi öyle düşünmüştür. Yaşı zaten böyle ölümü sık sık hatırlanacak bir yaştı. Burada pekala içinde ne kadar kini varsa hepsini bunları tarihe intikal ettirmek için hepsini bu notların arasına bol bol yazması lazımdı. Hala diyor ki ben hiç kin gütmedim. Kin gütmek devlet işleri ile duygularımı karıştırmak gibi bir kusurum elhamdülillah olmamıştır. Ruzu mahşerde böyle bir suale muhatap olmayacağım. Rusların Balkanlarda ilerlemesi ve bazı kalelerimizi ele geçirmesi Bulgarları azdırdı. Buralardaki Türklere tarifsiz sivil Türklere yani zulümler işkenceler ve hakaretlerde bulunmaya başladılar. O derece ki hemen bütün Avrupa gazeteleri bu insanlık dışı davranışları yazıp Bulgarlara lanet ediyorlardı. Avrupa basını Bulgarların sivil halka kadın, kız, çoluk çocuk demeden yaptıkları hakaretler, zulümler ve namusa tasaddi meselelerinde Avrupa basını dahi Bulgarlara hakaret ve lanet ediyordu. Ben bu haberlerin İstanbul ve Taşla gazetelerine aksetmemesine büyük dikkat gösteriyordum. Çünkü buralarda da Müslüman ahalinin galeyana gelmesi ve buradaki gayrimüslim ahaliye misliyle mukabele etmesi pek mümkündü. İstanbul'da ve civarında matbuatta bu haberler çıkmasın diye çok gayret ettim. Çünkü burada ne kadar gayrimüslim varsa vay siz demek ki Bulgaristan'da Müslümanları öldürüyorsunuz. Biz de sizi, sizi burada keselim diye halk galeyana gelirdi. Onun için peki böyle bir basına müdahale sansürcülük mansürcülük olur mu efendim? Ne demek sansürcülük? Memleketin selameti için bunlar on kat da olsa yapılması daha uygun olan şeylerdir. Bu takdirde bütün Avrupa bir daha bizim aleyhimize dönecek. Yine şimdi aleyhimize dönecek. Şimdi Bulgarların aleyhine dönmüşken gayrimüslimleri himaye iddiası ile İngiltere ve Fransa donanması İstanbul önlerinde görünecek. Süleyman Paşa'nın akla fikri şöhret yapmak. Bakın Abdülhamit Han ne kadar ihatalı düşünüyor kıymetli dinleyenlerim. Ne kadar ihatalı düşünüyor. İngiliz ve Fransız donanması da İstanbul önlerine gelecek ve toplarının namlularında Yıldız Sarayı'na, Dolmabahçe Sarayı'na çevirecekti. Bu tehlikeler olurken Süleyman Paşa'nın tek derdi şöhret yapmak. Fakat cepheden Süleyman Paşa durmadan telgraf çekiyor ve mezalimi anlatarak bunların İstanbul ve Taşla gazetelerinde yayınlanması yayınlanması için gazetecilerden kurulu bir heyetin kendi nezdine yani yanına gönderilmesini istiyordu. Çünkü aklı fikri bu şöhret yapmakta idi. Evet 62. bölümün sonuna geldik. 63. bölümde buluşmak üzere. İşte Süleyman Paşa'nın siyasi ve idari yönden tecrübesizliği, acemilikleri, ordu komutanı yanına İstanbul gazetelerinin muharrirlerini istiyor ki, gelsinler de buradaki Bulgar mezalemini gazetelerinde yazsınlar. İstanbul'da da ne kadar Bulgar varsa hepsi bir gecede kesilsin. Ondan sonra da İngiliz, Fransız donanması İstanbul'un önüne gelsin. Evet, 63. bölümde buluşmak üzere efendim. Bir anı, bir hikaye.